Yine Bakış'tan herkese merhaba. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu yıl ilk kez dünya çapında sivil toplum kuruluşları 8 Mart'ta Uluslararası Kadın Grevi çağrısı yaptı. Türkiye'de de kadınlar bu çağrıya karşılık vererek tüm Türkiye'de eylemler düzenledi. Bu akşam birçok ilde de her yıl geleneksel olarak düzenlenen feminist gece yürüyüşü yapılacak. 1857 yılında ABD'de bir dokuma fabrikasında greve çıkan ve polis saldırısı sonucu çıkan yangında 120 kadının işinin hayatını kaybetmesinin anısına her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak anılıyor. Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm dünyada sivil toplum kuruluşları Uluslararası Kadın Grevi çağrısı yapıyor. 56 ülkede kent meydanlarına çıkan kadınlar taleplerini dile getiriyor. Filipinler'de kadınlar hükümetin toprak politikalarına karşı kadın zinciri oluştururken, İngiltere'de kadınlar tecavüze ve çocuk istismarına karşı çocuk mahkemeleri önündeydi. Türkiye'de de kadınlar Uluslararası Kadın Grevi'ne katılıyor. Gün boyu bulunduğun yerde Uluslararası Kadın Grevi'ne ses ver çağrısı yapan kadınlar İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Samsun, Batman, Diyarbakır gibi birçok ilde eylemler yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapanışı ise her yıl geleneksel olarak yapılan feminist gece yürüyüşüyle sonlanacak. Güne Bakış'ta bu akşam konuğumuz Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu sözcüsü Gülsüm Kal. Gülsüm Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle bugünün tarihçesiyle başlamak istiyoruz. Niçin 8 Mart Kadınlar Günü oldu? Aslında bu sene 100 yıl önce doğduğu zamandaki kaynağına döndürme yılındayız. 2017 8 Mart'ında yine tıpkı 8 Mart'ı doğuran kadın grevlerinde olduğu gibi bir dünya çapında arkadaşımın söylediği gibi grev çağrısı oldu ve bugün birçok ülkeden kadınlar ortak bir ruh hali içerisinde grev eylemlerini gerçekleştiriyoruz. Amerika'da, New York'ta emek mücadelesi veren kadın kardeşlerimizin bu mücadele sırasında yanarak hayatlarını kaybetmesi sonrası bir takvim günü. Ama aynı zamanda 100 yıl önce Rusya'da büyük şehirler savaş yıllarında barış ve ekmek diyen kadın eylemleriyle sarsılıyordu ve St. Petersburg'da çok büyük kadın eylemleri oldu. Bir süre sonra kadınların bu isyanına tüm halkın katılımıyla da 1917'de Çarlık devrildi ve bambaşka bir dünya, bambaşka bir rejim kuruldu. Ve bu izleyen yıllarda hemen Sosyalist Kadın Enternasyoneli Clara Zetkin önerisiyle 8 Mart'ı bir kadınlar günü olarak olması öneriliyor. Bundan yıllarca sonra 70'li yıllarda da Birleşmiş Milletler tüm kadınlar için, tüm dünya için, tüm dünya ülkeleri için Kadınlar Günü olarak öneriyor ve kabul görüyor. Kısa tarihi bu ama asıl ona bize tarihe kazandıran şey kadın grevleri, kadın eylemleri ve kadınların yaşadıkları çok somut sorunları, ekmek, barış, geçim, can derdi gibi dile getirdikleri büyük kadın ayaklanması diyebiliriz. Kadınların öncülük ettiği bu günü biz hem bir mücadele günü olarak kutluyor hem de bir yandan da hala yaşamakta olduğumuz eşitsizliklerle ilgili taleplerimizi dile getiriyoruz. Gelecek hedeflerimizi dile getiriyoruz. Türkiye'de 2017 8 Mart'ında da söylenecek epeyce söz var elbette bu konularda. Biraz bugünü konuşalım evet. İstiyoruz Gülsüm Hanım. Bu yıl kadınların nasıl bir yılıydı? Yani şöyle Polonya'da kürtaj eylemleri yapıldı, ABD'de, evet. Amerikan seçimlerinde Trump karşıtı gösterilerde evet. Kadınlar hep en öndeydi. Biz Türkiye'de tabii en önemli cinsel istismar yasasını geride bıraktık. Evet. Bir kazanım olarak diyelim. Bu yıl kadınların nasıl bir yılıydı? Can sıkıcı konulara geçmeden önce biraz... Evet, buradan bahsedince de şimdi can sıkıcı konular da var ama bununla birlikte bizim çok önemli umut kaynaklarımız, moral kaynaklarımız da var. Şöyle, dünyada da kadına ilişkin nefretin, kadına ilişkin ayrımcılığın, yani en eski önyargı diye bilinen mizojini diye tarif ettiğimiz kadın nefretin yükseldiği bir yıl yaşadık işte. Bu yönüyle ünlü liderler seçimler kazanabildiler ya da o liderlerin büyük coğrafyalar yönetimindeydi Putin gibi. Başka sadece Trump değil örnek ya da sadece bununla sınırlı değil. Genel olarak dinin, kilisenin ve tüm dinlerin, İslam'ın ve sağ muhafazakarlığın yükseldiği, bunun da hep bedelinin kadınlara ödetildiği bir seyir var aslında. Bu
bana göre yani dünya çapında hani sevilmesi gerekli en hani önemli değer nedir dediğimizde bana göre eşitliktir. Hani özgürlüktür. Bu ülkülerden uzaklaşmak, bu ülkülerden uzaklaşan sistemlerin hani hakim olması yani bu etkileri yaratıyor giderek işte sağ ve otoriter yani ve din ağırlıklı siyaset yükseliyor. Bu tabii bütün toplum için acı sonuçlar doğuruyor ama kadınlara ödettiği bedel bambaşka oluyor. Kadınlar için bu adeta bir çağlar arası savaş. Yani bizim için bizim dönemimiz ya da geleceğe hani bakmakla bizi orta çağa götürmek isteyenler arasındaki savaş anlamına geliyor. Pek çok ülkede sadece liderlerle de sınırlı değil. İşte kilise ve sağ muhafazakar siyasetle örneğin işte Polonya'da kürtaj kilisenin etkisiyle geri alınmaya çalışıldı hakkı. Ya da Rusya'da kadına yönelik şiddet aile içerisine gömülmeye çalışılan yasalar söz konusu. Birçok ülkede daha çok yine Akdeniz'i çevreleyen ülkelerde bizim gibi can meselesi yaşıyorlar Güney Amerika'da kadınlar. Kadın cinayetleri yüksek oranda ve hatta bizden öte ne yazık ki kayıplar var ve faili meçhul cinayetler çok fazla. Dolayısıyla Orta Doğu'ya geldiğimizde yine Akdeniz Havzası'nda yani IŞİD ve hani cihatçılığın yani hiç görülmemiş kadın düşmanı örneklerini gördük. Hani hepimiz işte bu kadın kardeşlerimizin hani çektiklerine tanıklık ediyoruz yaşadıklarına, IŞİD'den kurtulan kadınların neler yaşadığına. Dolayısıyla orada da ama şimdi gerek Orta Doğu'da böyle bir cihatçılığa karşı gerek ABD'de gerek Rusya'da gerek bu Akdeniz'i çevreleyen tüm ülkelerde bütün bu kadın düşmanının el yükseltmesine kadınların cevabı da direniş oldu. Yani çok sosyolojik bir kural var. Hani bir direniş hangi orandaysa o basınç baskı o oranda direnişini doğuruyor. Kadınlar da hiçbirine sessiz kalmadı. Hepsine tepki gösterdiler bütün ülkelerde. Bu çok hani en azından içinde bulunduğumuz dönemin olumlu bir yönü de var ve budur bence. Dünya Kadın Hareketi de durgun bir dönemini değil, çok hareketli bir dönemini yaşıyor. Biz burada Türkiye'li kadınlar olarak da hiç fena değiliz. Sizin işaret ettiğiniz gibi bu senede hani umut yaratan, kazanım elde edebilen, aslında bir de elde ettiği konunun içeriği bakımından çocukları ve geleceği kurtarmış olan hani o utanç önergesini durdurma hani başarısını gösterdik diyebilirim. O yüzden kadınlar genel olarak bir böyle moralle 8 Mart'a yürüdük. Yaklaşmakta olan bir referandum var. Referandum sürecindeyiz. O, biraz onun gölgesinde bir 8 Mart yaklaşıyor gibiydi. Ama aslında biz bu moralle, bu kuvvetle, bu sene boyunca yapıp ettik başardıklarımızla da biz 8 Mart'ın ışığıyla referandumu aydınlatacağız, onun gölgesinde kalmayacağız dedik ve biraz öyle bir 8 Mart yaşıyoruz. Çok özür dilerim. Tabii hep bu havadayken yalnız dün çok canımız yandı. 7 kadın işçi kardeşimizi trafik kazasında kaybettik. O yüzden yani hem buna çok üzüntülüyüz yitirdiğimiz kadınlar için ama bir yandan da bugün onların ulaşamadığı 8 Mart'ı biz onlar adına da yapalım ve onları da hani onları unutmayacaksak birlikte 8 Mart'ı kutlayalım. Halen devam etmekte olan eylemlere katılalım diye o çağrıyı da yapmak isterim. Yine sıkıntı veren rakamlarla devam edelim istiyoruz. Şimdi sizin yayınladığınız raporda 2016 evet. yılında 328 kadının cinayet sonucunda hayatını kaybettiğini görüyoruz. Ve her 10 kadından 4'ü de şiddet görüyor. Evet. Şimdi bu durumun aşılması derken yani en azından bir nebze de olsa azaltılması mümkün mü? Çok mümkün. Bunun yani zaten sorusu aslında bu yine oranlarda gizli. Şimdi biz hep her ay paylaşıyoruz, her yıl paylaşıyoruz kendi elde ettiğimiz verileri. Bunlar bize ulaşan ailelerden ve iletişim araçlarından elde ettiklerimiz. Bilemediğimiz bir oran da var, bunu da söyleyeyim. Ve yıllara göre baktığımızda bizim kadın cinayetleri nasıl seyrediyor diye böyle bir okun sürekli yükseldiğini görüyoruz. Tabii burada kuru bir ok değil bu, kuru bir eğri değil. Yaşayan gerçek kadınların hayatı orada, kadınların hani cansız bedenleri yükseliyor aynı zamanda ve bu çok korkunç bir sağanak. Her gün birer, ikişer işte sizlerin haberlerine konu olacak bir biçimde kadın cinayeti oluyor. Bütün o zamanların toplamında da binlerce kadın hani önlenebilir nedenlerle öldürülmüş oluyor. Ve yükseliyor, ne yazık ki yükseliyor. Burada bizim düşüş yaşadığımız bu okun böyle inip sonradan geriye çıktığı bir yıl var. İşte o sorunun cevabı orada. 2011 yılı. Allah yani o heyecanlandırıyor ve o yıl ne yaptıysak hep onu yapalım demek ki bu mümkün
Mümkün çünkü. Ne yaptığımıza baktığımızda o sene kadınların şiddetten korunmasını sağlayan kanun yenilenmiş durumda. 6.284 sayılı kanun o dönemde hiç döneme uygun değildi. Resmi şart, evlilik şartı arıyordu korunma için ve Ayşe Paşalı bu nedenle öldürülmüştü. Kadın örgütleri olarak biz de çok tepki gösterdik. Kadınlar lehine somut bir adım atıldı yasal olarak. Bu çok önemli bir hava yaratıyor toplumda. İkincisi nasıl uygulandı bu? Kadın örgütleri sürece dahil edildi. Parlamentoda, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ve son derece kolektif, akıl akıldan üstündür diyerek bir çalışmaydı. O yüzden işte parlamento kadınların dertlerinin çözümü için şarttır. Yani parlamenter rejim şarttır. Parlamento güçlü olmazsa kesinlikle kadınlar güçlü olamaz. Düşünün biraz önce konuştuğumuz utanç önergesi, eğer parlamento ve meclis olmasaydı durduramayabilirdik. Ve şu anda o çocuklarımız o kabusu yaşıyor olabilirdi. Burada parantezi kapatayım. 2011'de böyle bir süreçle kadınlar lehine somut adım atılması, aynı zamanda kadınlar için uluslararası sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi şiddetle mücadelede çok yol gösterici bir kılavuzdur. Yapılması gerekenleri çok berrak ortaya koyuyor. O imzalandı ve bunun hani şey oluştu, atmosferi oluştu. Dolayısıyla iyi kötü mevcut hükümetin ben kadınlara yönelik şiddete tavır alıyorum, tolerans göstermiyorum diye böyle adımlar atması bile iklimi değiştirdi. Hakikaten Akdeniz yaptı. Kadın cinayetleri yarı yarıya düştü. Yani erkek şiddeti ona göre hiza aldı. Buradan neyi demek istiyorum? Biz eğer o zaman attığımız adımları tutarlı bir şekilde sürdürseydik ve o adımların yeterli olmadığı yerde bizim önerdiğimiz işte cezasızlığa son veren, indirimleri düzenleyen adımları da atsaydık, mevcut yasamızı da hani uygulasaydık, bu söz ettiğimiz eğri yukarıya yükselmiyor, aşağı iniyor olacaktı. Çözüm çok mümkün. Önemli olan gerçekten kadınlar için, kadınlar yararına somut adım atmak. Bu en son 2011'de atıldığı için orada bir iyilik var. Ondan sonra şimdi sakın yanlış anlaşılmasın, kadınlarla ilgili bazı uygulamalar gündeme geliyor. Ama neler geliyor? Gerçekten bir kişi olarak kadını önemseyen, ona hani onun varlığına saygı duyan şeyler değil. Çocuk yardımı, çeyiz yardımı falan gibi kadını yine belli rollere hapseden şeyler hep gündeme geliyor, uygulamalar. Gerçekten kadını tam eşit haklara sahip ayrı bir varlık olarak saygı duyarak önemseyen hiçbir somut adım yok. Adım atmadıkları için çözülmüyor bu sorun. Kadir Has Üniversitesi bir rapor yayınladı. Onu izleyip ondan sonra size geri dönelim isterseniz. Kadir Has Üniversitesi'nin 3 senedir düzenli olarak gerçekleştirdiği toplumsal cinsiyet ve kadın algısı araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmanın bu yılki sonuçlarına göre kadınların en büyük problemi olan şiddetten sonra ikinci sırada işsizlik, üçüncü sırada ise evet, eğitimsizlik geliyor. Valla çalışmayı bırakmış veya hiç çalışmamış kadınlara sorduğumuz zaman en önemli çalışmama sebepleri arasında ev sorunları ve çocuk bakım sorunları çıkıyor. Bunun ötesinde aynı zamanda ev sorumlulukları ve bakım sorunlarıyla ilgili erkeklerin ne kadar gerçekten dahil olduklarına dair sorularımız da var. Bunlara baktığımız zaman da erkeklerin ev işlerine katkılarının çok minimal düzeyde kaldığı, olanın da genelde dış hayatla ilişkiler, alışveriş yapmak, tamiri yapmak falan da kısıtlı kaldığını, evin en ağırlıklı iç işleri kısmını tamamen kadınlara bırakmış oldukları. Çocuk bakımında da maalesef benzer bir sonuç var. Ama belki de ilginç olan taraf, bu durumun tespiti iki taraf tarafından da yapılıyor. Yani iş, ev işine katılmıyor, çocuk bakımına katılmıyor diye. Fakat kadınlardan da erkeklerin üstüne çok büyük bir talep göremiyoruz. Katılmalı, çok daha fazla yapmalı diye. Öne çıkan meseleler ve bir şey yapılabilecek meseleler aslında devletin önlem alabileceği konular. Orada örneğin çocukların bakımıyla ilgili bir alternatifin oluşturulması, ev işleri, aile sorumluluğu konusunda bir takım yardımların veya desteklerin oluşmasıyla benim anladığım kadarıyla %10 ile %20 arasında bir kadın nüfusu
iş hayatına kazandırmak mümkün gözüküyor. Tabii belli bir oranda yine %10'lar, 15 civarında bir baba, eş, aile izin vermediği için çalışmadığını ya da işten ayrıldığını söyleyen bir kesim var. Bunun değişmesi tabii ancak toplumsal anlayışın, algının ve eğitim düzeyinin değişmesiyle alakalı. Dolayısıyla hani çok kısa dönemde buna yapılabilecek bir şey yok. Ama uzun dönemde eğitimle ilgili bir algı, beklenti ve tutum değişikliği de bu da sağlanabilir. Ama benim düşündüğüm kısa dönemde en önemlisi devletin özellikle iş hayatında kadının karşılaştığı sorunlara dönük bir takım önlemler almasıyla çocuk destekleri, bakım desteği, ailenin sürdürülmesine verilecek desteklerle bir miktar burada bir düzelme sağlanabilir gibi gözüküyor. Bir parti, ya bir kadın parti lideri oy verebileceklerini dediler yani. O ortaya çıktı yani. Ama tabii şey de sormamız gerekiyor. Yani hangi kadın adaya oy verecekler? Yani o sadece herhangi bir kadın değil tabii ki. Yani aynı şekilde bir cumhurbaşkanı adaya, bir kadın adayı görmek istiyorlar. En azından kadın daha çok görmek istiyorlar. Erkekler o kadar emin değildiler. Ama yine bir kadın adayı görmek istiyorlar, kadınlar özellikle. Evet, Güne Bakış Gülsüm Kavla devam ediyor. Gülsüm Hanım, biraz da aslında eğitimde cinsiyet eşitliği meselesine değinmek istiyoruz. Yani eğitimde, yani bir çocuktan vazgeçilecekse vazgeçilen çocuk genelde eğitim olanakları kısıtlanan çocuk, kız çocukları oluyor. Keza eğitim alma biçimleri de çok değişti. Oluyor. Hı. Adana, Aladağ'da yurt yangınında hayatını kaybeden kız çocuklarını da söylemiş olalım. Ne demek istersiniz? Bu konuda ne söylemek istersiniz? Şimdi bir eğitim sisteminde bütün gençlerin zararına çok sayıda değişiklik yapıldı ve yani çok acı sonuçlarını da görüyoruz bunun. Hani sınav başarısı, PISA sonuçları gibi zaten bunu ya da müfredatta sürekli oynanılıyor. Evrim dersinin müfredattan çıkarılması gibi. Yani sonuçta genç nesilleri düşünmeye sevk eden, aklı hani düşünceyi, fikri besleyecek yönler geriletilmeye çalışılıyor. Düşünmesini isteniyor genç nesiller. Ama yani bir meslek sahibi olması için sanki böyle teknik eğitim gibi verilen bu eğitimde de böyle olsun. Bunda da yine kadınların meslek sahibi olmasına çok gerek görülmeyerek 4-4-4 sistemiyle kız çocuklarını eğitimden uzaklaştıracak, eğitime kavuşmalarını zorlaştıracak düzenlemeler yapıldı. Bunlar mevcut halimiz bizim bu sistem değişiklikleri olmadan da eşitliği yakalayamadığımız bir hal iken. Çünkü şöyle söyleyeyim. Örneğin işte Dünya Ekonomik Forumu'na göre kadın erkek eşitsizliğinde içinde eğitimde olan makas bizde açılıyor. Mesela Suudi Arabistan'da bile ilerleme kaydediliyor yıl yıl. İşte yani daha hani dünyevi, dünyanın bu dönemine uygun adımlar atılıyor. İşte daha yeni yeni biliyorsunuz seçip oy hakkını ne yazık ki 100 yıl sonra ancak kavuştu oradaki kadın kardeşlerimiz. Ama hani mevcut duruma göre ileriye gidiş varken bizim Türkiye şartlarında geriye doğru ve sıralamada giderek düşüyoruz. Bunda eğitim ve istihdam başta geliyor. Yani göstergelerde oradaki eşitsizliğin açılması. Eğitimde biz bunu daraltmamız gerekirken kız çocuklarına yoksun bırakacak düzenlemelere geçtik. Ama burada şöyle bir çelişki var. Şimdi bu adımlar atılıyor işte merkezi olarak fakat Türkiye halkları toplum böyle düşünmüyor. Mesela topluma mikrofon uzattığınızda da çocuğun ben 11 yaşında evlendirir miyim? Benim çocuğum meslek sahibi olacak. Elin oğlunun eline bakmayacak diyor mesela. Halkımızdan büyükler de, anneler, babalar da işte. Ve olur mu öyle şey? O daha çocuk işte ya da iyi okulda okumasını, iyi matematik öğrenmesini isteyebiliyor aileler. Fakat bu dediğimiz 4+4'le bütün okulların imam hatipleştirilmesiyle, bilimsel eğitimden giderek uzaklaşmayla bundan da uzaklaşılıyor ve bu halkımızı bence... Hangi partiye oy verirse versin, halkı memnun eden bir şey değil. Halk bundan rahatsız diye düşünüyorum ben. Zaten yine hani böyle de seslenmek istiyorum. Çocuklarımızın iyi eğitim alacağı okulların bu kadar uzaklaşmış olması da bir problem. Gerek kız gerek erkek çocuklarında. Ve burada mahrum bırakılan genelde kızlarda olduğu için hani toplumun da arayışı ve arzularına ters bir şey yapılıyor böyle bu adımlar atılmakla. Bu bakımdan... durum budur. Yani bu bir çelişki. O yüzden toplumun bu arayışını da görmesi gerekir hani siyasetin diye düşünüyorum. Eğitimde ama daha özel çalışmalarda yapmak gerekir. Hani cinsiyete göre
eşitsizlik nasıl diye ama giderek bir eşitsizliğin azalması gerekirken yani makasın yükseldiğini görüyoruz eğitimde ve istihdamda özellikle. Tabii. Bir de istihdama geçelim istiyoruz evet. Aslında. Yani çalışma hayatında da eşitsizlik had safhada değil mi? Evet, hem de Türkiye'de Avrupa birincisi, Türkiye'yi Avrupa birincisi yapacak seviyede kadın işsizliğinde Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü ülkeyiz. Devletin resmi verilerine, TÜİK verilerine göre %25-30 çalışan kadın var, istihdam edilmiş. %70'i yani %70-75 oranı çalışmıyor. Üretken olan bir hani kuvvet üretim alanının dışına sürgün edilmiş durumda. Aslında bunun anlamı şu. Örneğin ortalama bir Avrupa ülkesi, diyelim bir Yunanistan nüfusu kadar kadın evde oturuyor demek. Çalışmıyor demek. Bu çok büyük oranda bir ekonomik şiddet. Kaldı ki aslında bu %25-30 çalışıyor gözükenin de çoğunun gene yani yarı yarıya kayıtsız, güvencesiz çalıştığını da biliyoruz. Bu istihdamdaki, işsizlikteki bu çok ağır ekonomik şiddet kamusal hayatta böyle yaşanınca özel hayatta da işte en uç şiddet biçimi kadın cinayeti ve şiddet olarak yani kendimizi hep biz feminizm mücadelesinde kadın yani özel alan politiktir, özel alan ve kamusal alan birbirine hani benzer, birbiriyle bütündür deriz. Aynen böyle oluyor. Birbirini besliyor. Yani kadınlar ne kadar çalışırsa ve kendi ayakları üzerinde kuvvetli durursa o kadar özgüven ve cesaret elde ediyorlar, bu imkanı buluyorlar. Ama aynı zamanda bir toplum içinde bu çok önemli. Yani bu kadar bir ülke nüfusu kadar üretici gücün evde oturması mantıklı mıdır mesela? Bu yani bütün toplumun da zararına bir durumdur. Ama fıtratı budur, ne gerek var diye ve yine bu konuda da aslında çalışan kadının rahatlatacakmış, ona müjdeymiş gibi bu başlıklarla sunuluyor. Yani müjde çalışan kadınlara diye sunulan bu yeni paketlerin, esnek çalışmayla, izinlerle ilgili bu paketlerin kadını yine daha fazla eve hapsedecek, parçalı çalışmaya, güvencesiz çalışmaya ikna edecek yönleri olduğunu da biliyoruz. Ona da dikkat çekmek burada isterim. Burada Gökçe'den müsaade alıp bir soru sormak istiyorum. Şimdi zaten buradaki temel konu eşitsizlik ve evet. Hani kadınlara karşı eşitsizliğe bakıyoruz. Bir de Suriyelilere karşı bir eşitsizlik evet. Var. Dolayısıyla hem Suriyeli olup hem kadın olmak herhalde Türkiye'de çok zor bir çok konu. Çok zor, çok. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Göçmen kadın kardeşlerimizin gerek hani bu geçim, istihdam ve hani ne denir refahla ilgili diğer konular gerekse de şiddete ve cinsel şiddete özellikle maruz kalıp kalmamaları konusunda ayrıca özel yani çalışma yürütmek de gerekiyor. Bunu yapan işte çeşitli hak örgütleri var ama buna daha fazla eğilmeliyiz. Biz Türkiye kadın mücadelesini yürütenler can meselesi yaşadığımız için hani bu meseleyi yaşayan, şiddet yaşayan tüm göçmen kadın kardeşlerimizin de davalarındayız. Yine bu yönüyle sahipleniyoruz ama özel olarak göçmen olarak yaşanan zorluklarla da ayrıca mücadele edilmesi gerekir. Çünkü daha fazla şiddete maruz kalıyorlar, daha fazla yaşam hani zorlukları içerisindeler ve bir de başka türlü bir erkek egemenliğinin suistimaline uğruyorlar. Mesela güya kadınların hani daha işte kurtarmak, tırnak içerisinde olumlu şartlara kavuşturmak için evlilikler yapıldığını biliyoruz. Bu evlilikler niyeyse gerçekten çok zorluk yaşayan, çocuklarıyla işte desteğe ihtiyacı olan kadınlarla değil, hep çok genç, hatta 18 yaşından küçük çocuklarla olabiliyor. Bunlar tabii ki hani insanlık suçlarıdır. Hani bir de bunu ne denir? Güya göçmenden dayanışma başlığı altında bunun istismar edilerek yapıldığını da biliyoruz. Bu açıdan yani bunların yaşanıyor olması bile çok utanç verici, mahcubiyet verici ve yapılması gereken hem yani eşit bir biçimde ayrıca hiçbir ayrımcılığa maruz bırakmadan Türkiye kendi sınırlarındaki kendi vatandaşı kadınlar için de göçmen mülteci kardeşlerimiz için de eşit bir biçimde şiddetten korunma ve güvenceli hayatı sağlamaktır. Kapıyı açmakla olmuyor ev sahipliği. Kapıyı açtıktan sonra insanlığa yakışır, insana yakışır şartlarda yaşanmasını hem göçmen kadınlar için hem de elbette ki yıllardır burada yaşayanlar için sağlamakla yükümlü devlet. Burada yani bizim vatandaşlarımızda olan bir hani ön yargılı olumsuz bakışta tabii ki hani hiç yakışmaz yani o insanlıktan uzaklaştırır hani
ne kadına, ne göçmen, ne yani kadın ya da erkek, ne de göçmen kadına. Hani böyle daha ayrımcı bir bakış açısı da yani insanlık ülküsünden uzaklaştıran bir bakıştır. O yüzden öyle de bakmamalıyız. Biz kendimiz için ne istiyorsak göçmen kadın kardeşlerimiz, arkadaşlarımız için de aynısını, aynı güvenceli hayatı istiyoruz. Bizim vergilerimizle ödendiği için zaten hepimiz bunu hak ediyoruz. Biz paylaşıyoruz o vergilerle ödediğimiz kaynakları kardeşlerimizle. Herkes de paylaşacaktır. Ben bu toplumda öyle bir dayanışma da var. İsterseniz son olarak referandum sürecinde kadınlar diyelim. Yani referanduma giderken de aslında 8 Mart'ın kendine özgü anlamları var diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. Referandum sürecinde kadınlar. Evet, Türkiye'de de dünyada da yani yurtta ve cihanda hayır yılı bugün 8 Mart biraz öyle adlandırdık. Biz kadın düşmanlığına hayır diyoruz. Bütün dünyada kadınlar ayaktalar. Biz Türkiye'de de kadın düşmanlığına da referandumda önümüze dayatılan bizi yani çağlar öncesine götürecek bir rejim türüne, rejim değişikliğine hayır diyoruz. Diyenler olarak bir araya geldik epey önden bir şekilde. Hayır diyen kadınlar diye ortak bir zemin oluşturduk. Kadınlar hayıra da öncülük ediyorlar. Bunda netleşmiş olanlar için durum böyle. Ama netleşmemiş, henüz kararsız kalan, belki zaten mevcut hükümete oy vermiş olan yani, kadınlar bakımından da bu sefer tereddüt söz konusu. Çok fazla kararsız kadın var. O yüzden de mesela 8 Mart'ı daha böyle güçlü yapılması da önlenmeye çalışıldı. Yani netleşmemişlerin kafasını netleştireceği için kadınların bu gücü. Ama ne iyi ki böyle bir 8 Mart geçiriyoruz. Şimdi bu anayasa bütün topluma önümüze getirilen teklif zarar verecek yönlere sahip. Birincisi biraz önce konuştuğumuz bir hani güçlü bir parlamento gerekirken bütün ezilenlerin, eşitsizlerin hakları için onu ortadan kaldırıyor. Çok temelde yani halkın kendi egemenlik hakkını ortadan kaldırıyor. Yurttaşın kendi oy verdiği meclis, parlamento ortadan kaldırmak yani bizim geleneksel siyasi kültürümüzdeki egemenlik halkındır, milletindirin ortadan kaldırılması egemenliğin bütün yetki ve gücüyle tek bir kişiye verilmesi anlamına geliyor. O bakımdan bir hani kendisi yani demokrasiyle, hukukla bağdaşmayan bir içerikte 18 ayrı maddenin 18 ayrı alt başlığı da var. Bir torba, referandum dediğiniz şey tek tek bazı şeylerin evet ve hayır gibi kapalı uçta oylanmasıdır. Türkiye yakın tarihimizde de böyledir. Yani böyle bir teklif, bu kadar torba en az 50 tane referandum yapmayı gerektirir. Fakat bunlar ne zaman yapılmalıdır'a geliyoruz. Bizim içinde bulunduğumuz şartlarda, OHAL şartlarında ve bu kadar ifade özgürlüğünün, demokrasinin kısıtlandığı şartlarda değil. Yani ne paketin içeriği, ne gündeme getiriliş şekli, ne uygulanma koşulları hukuka uygun değildir referandumun. Bütün bunlar genel toplum için geçerli. Kadınlarla ilgili yönüne baktığımızda zaten içinde kadınlarla ilgili hiçbir şey yok. Kadınların biraz önce saydığımız şiddet, geçim derdi, geçim yükü, işsizlik, bütün bu hakları ihlal edildiğinde de adalet arayacağı hak arama makamlarının, yargının, Cumhurbaşkanı gibi tarafsız bir makamın, meclis gibi bir hak arama zemininin olup olmaması. Mesela bizim yaşadığımız sorunların hiçbirine çözüm üreten bir paket değil bu. Aksine OHAL şartlarında hak ihlalleri artmış durumda. OHAL şartlarında yaşadıklarımız kalıcılaştıracak bir şey önerir getiriliyor önümüze. Hatta yaşadığımız sorunları bu nedenle ağırlaştıracak ve belki bazı yaşadığımız krizli durumları yine kanun hükmünde kararnamelerle yasaklara taşıyacak. Örneğin ben hiç emin değilim bir gece ansızın KHK'yla kürtajın yasaklanıp yasaklanmayacağından, evet. Boşanmanın yasaklanıp yasaklanmayacağından, kar lastiği için çıkartılan KHK, boşanma için de çıkarılabilir endişesi yaşıyorum ve haklıyım bu endişemde. Dolayısıyla kadınlara hiçbir çözüm, yaşadığımız ateşten sorunlara çözüm getirmediği gibi bu sorunları kalıcılaştırma ve daha yasakçılığa taşıma tehlikesi de var. Bu bakımdan kadınların yani mantıken evet demesi mümkün değil. Yani burada tereddütte olan kadın sayısının çok olması, daha önce hükümeti iktidara taşıyan kadın oy oranının bu sefer tam öyle yürümüyor olması da zaten aslında bir gösterge. Normalde kadınlar kendi haklarını savunma ümidi olan durumda en öne atılırlar. Yani mütedeyyin kadın kardeşlerimiz için de bir dönem için bu böyleydi. Ama şimdi mesela duruyorlar, tereddütteler. Çünkü az önce konuştuğumuz sorunlar hem kendi yaşadıkları, ne olacak bunlara çare mi başkanlık diye soruyorlar.
hem de çocuklarıyla ilgili gelecek kaygıları var. Mesela onlara da yeniden bir kez şöyle de seslenmek isterim. O utanç önergesi eğer meclis olmasaydı şu an uygulanıyor olacaktı. Böyle düşünebiliriz bu konuları ve başka bazı şeyler de böyle elimiz önümüze gelebilir. Yani çocuklarımız iyi okullarda da okusun, gelecekleri olsun istiyorsak meclisi korumalıyız. Kadınlar için de mantıklı olan budur. Mantığa davet ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben Gülsüm Kav yayınımıza katıldığınız çok için. Çok özür dilerim. İyi geldiniz. Kurdelyemizin anlamından da bir söz etmek isteriz. Tamam, bir kez bahsettik. Dünya kadınları bütün ülkelerde 50'nin üzerinde. Bugün grevdeyiz. İş bırakma şeklinde olsun isterdik, gönül isterdi. Türkiye'de sendikalar öyle karar aslında ama o olamadı. Fakat ben tüm kadınların bugün bizim üzerimize yıkılan, omuzlarımıza yüklenen işlerden ya herhangi birini yapmasalar, aksatsalar da çok iyi olur. Yemek yapmama, alışveriş yapmama, telefonu bir süre kapatma ve dolayısıyla kendileri için adım atma, tüm dünya kadınları için adım atmaya davet ettik bütün gün. Yine devam ediyor günümüz, buradan da davet edelim ve 8 Mart'ımız hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederiz Gülsüm Kav. Geldiğiniz için, iyi ki katıldınız. Sağ çok keyifliydi bizim için de. Teşekkürler. Yine bir diğer 8 Mart haberimize geçelim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel yayınında Handan Koç Türkiye'deki kadın hakları mücadelesini şöyle değerlendirdi. Bu grev konusu dediğim gibi tarihsel olarak çok iyi bilmiyorum ama yani evde işleri durdur, dünya hani bulaşıkları yıkama, dünya tersine döner falan böyle sloganlar var. Güzel söyleyemedim şimdi. Bırak evi bok götürsün. Müydü? Evet. Gençler işte tabii. Yani ev kadınlığının biz bir ekonomik kategori olduğunu düşünen bir feministim ben. Tek konu şu, bedavaya çalışıyorsun. Evet. Yani grev durumu bile yok. Şimdi siz grev niye olmuyor? Sendika yok, grev yok. Yani yöneticiler, dünyanın güçlüleri, insanların grev hakkına. Bu da Türkiye'de hele hiç yok. Fakat bizim kafamızdaki veya uygulamamızdaki grevler yani... Şimdi gençler şey diyor, trip atma diyor kızlara, trip atma. Trip atma naz yani, iş ve naz yerine trip atma deniyor. Hani bu bir trip atma meselesi değil. Aşk için trip cilve tamam, o aşkın konuları. Ama ekonomik bir kategori olarak ev işleri bizim kölece bağlılığımıza göre çalışıyor. Bunu yeniden üretimleri var. Yani kadın evde belki... Evde elde bulaşıkları falan yıkamıyor ama makineye o atıyor, işte şeyden o çıkarıyor. Ve gitgide yeni bir kadın tipi her şeyi yapabilirimden, yani biz de değişirken değiştiriyoruz, bir geri gidiyoruz, bir ileri gidiyoruz, bizde de her şey mükemmel ilerlemiyor. Aşırı perfeksiyonist kadınlar çıkıyor bu defa. Hem evde işi yapacak, hem işte işi yapacak, hem onları hepsini iyi yapacak. Adamı da takmayacak, ona da trip atacak ya da ona da hükmetmeye çalışacak falan. Veya heteroseksüel hayatın dışındaki hayatlar. Yani burada bu heteroseksüel aile ekonomi politiğini reddetme yönünde grev için her zaman şeyimiz var. Bunu demek istiyorum. Bugün burada bu programı yaptığımıza göre çok grev durumundayız değiliz gibi düşünülebilir ama var grevlerimiz yani. Dünyada hep beraber yapılan bu fişek atışı bundan sonra hazırlıklı olsun herkes, mahallede, evde, iş yerinde küçük hatırlatmalar her zaman yapılabilir yani iş durdurma şeklinde. Pentagon'un Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a sunduğu Rakka Operasyonu planının ana eksenini PYD-YPG ile ortak çalışma oluşturuyor. Bu plana ilk tepki Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, Suriye'de PYD'nin ortak seçilmesini büyük talihsizlik olarak niteledi. ABD Savunma Bakanlığı'nın hazırlayıp Başkan Donald Trump'a sunduğu Rakka Operasyonu planının genel hatları belli oldu. Trump'ın planı onaylaması halinde karar harekatını Suriye Demokratik Güçleri, ABD Özel Kuvvetleri ve Rojava Peşmergeleri hava operasyonunu IŞİD karşıtı koalisyon güçleri gerçekleştirecek. Dün Ürdün Başbakanı Mulki ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'de PYD'nin ortak seçilmesi büyük bir talihsizlik. Türkiye olarak hiçbir terör örgütünü kullanarak başka bir terör örgütünün yok edilemeyeceğini muhataplarımıza açıkça ifade etmiş bulunuyoruz, dedi. Ayrıca dün Türkiye, ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları toplantısında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın bölgede 7 yıldır akan kanı önlemek için önemli bir aşama teşkil etmesini bekliyorum.
Buradaki çatışmaların durması, çatışmaların azalması, sonuçta barışın gelmesi hepimizin ortak amacı, dedi, ortaya çıktı. Transatlantik programında Gönül Tol, ABD'nin RAK operasyonu planını şöyle değerlendirdi. Şimdi ilginç, Ömer'in bana gösterdiği bir yazı vardı. Foreign Policy'de çıktı. James Jeffrey biliyorsun Amerika'nın Washington Institute'da bir eski bir diplomat. Büyükelçiydi. Ve onun önerdiği şey var. Diyor ki bence diyor RAK operasyonunu Nisan'daki referanduma kadar bekletelim. Çünkü Erdoğan'ın aslında bu kadar çok işte agresif tutum içerisinde olması, özellikle Kürtler ve Rakka konusunda Türkiye Amerika'ya bastırması, Amerika'nın işini zorlaştırması bütünüyle iç siyasete yönelik bir hamle. Referandumdan sonra Erdoğan da rahatlayacak, o kadar kafaya da takmayacak artık Kürtleri. Dolayısıyla bekleyelim diyor James Jeffrey. Fakat Pentagon'da şöyle bir inanç var. Sadece Pentagon'da değil, aynı yazıda da söylüyor. Yani Fransa'nın, Amerika'nın, Avrupalı müttefiklerinin endişesi her an Avrupa'ya ya da Amerikan topraklarında Rakka'dan kaynaklanan bir IŞİD saldırısı olabilir korkusu var. Yani Rakka'dan böyle bir planlama gerçekleşebilir, Batı'ya karşı bir saldırı gerçekleşebilir. O yüzden mümkün olduğu kadar hızlı ilerleyelim. Hatta bu Suriye Demokratik Güçleri'nin şimdi Rakka civarında 6 mil yakınında olduğu söyleniyor. İlerlemeye devam ediyorlar. Ve Pentagon'a göre bu bir an evvel yapılmalı. Çünkü bir saldırı söz konusu. Tabii siyasi olarak sonuçta yani Trump yönetimi hep söylediğimiz gibi önemli pozisyonlar doldurulmadı, bir koordinasyon sağlanmadı vesaire. Nasıl bir karar alacak bilmiyoruz. Fakat sahadaki durum her an Rakka'ya operasyon zaten başlamış durumda, devam ettirilebilir ve her an düğmeye basılabilir izlenimi var. Hamburg'da yerel makamların güvenlik gerekçesi iptal ettiği etkinliğini dün akşam Hamburg Konsolosluğu'nda gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Berlin'de Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile görüştü. Hamburg'da bir salonda düzenlemeyi planladığı etkinliği, salonun yangın güvenliğinin yetersiz olması gerekçesiyle iptal edilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam Türkiye'nin Hamburg Konsolosluğu'nun rezidansında Türk vatandaşlarına seslendi. Türk bakanların toplantılarının iptal edilmesiyle ilgili alınan kararların siyasi olduğunu belirten Çavuşoğlu, etkinliklere karşı yürütülen kampanyanın Alman devletince yürütülen sistematik bir propagandanın parçası olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, bize demokrasi ve insan hakları dersi vermeye kalkmayın dedi. Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de bu sabah Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile buluştu. 1 saat 15 dakika süren toplantının ardından Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, iki ülkenin de ilişkilerde normalleşme istediğini belirterek, görüş ayrılıklarının çok olduğunu ancak görüşmeleri sürdürmek gerektiğini söyledi. Görüşmenin zor geçtiğini belirten Gabriel, Türkiye'deki iç siyasi tartışmaların Almanya'ya taşınmasına izin veremeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nazizm benzetmesi hakkında da konuşan Gabriel, bu benzetmenin kırmızı çizgileri ve aşılmaması gereken bir sınır olduğunu ve bunu Mevlüt Çavuşoğlu'na ilettiğini söyledi. Toplantının ardından bir açıklama da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, Almanya ile ilişkilerimizin kötü olmasının kimseye faydası yoktur. Ama Türkiye'ye yönelik sistematik karalama kampanyası, Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeler, PKK'nın Almanya'da serbest hareket etmesi konusundaki düşüncelerimizi yerine getirdik. Dostum Gabriel de düşüncelerini söyledi. Bundan sonra yeniden bir araya geleceğiz. Alman Bakanı Türkiye'de ağırlayacağız. Türkiye ve Almanya birbirine ihtiyaç duyan iki ülkedir ifadelerini kullandı. Transatlantik programında Ömer Taşpınar, Türk hükümeti ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında yaşanan gerilimi Ruşen Çakır'a değerlendirdi. Hem konjonktürel hem de derin yapısal sorunlar var tabii ilişkilerde. Yani temelde sorun şu, Merkel bir seçim dönemine girdi. Ve bu seçim döneminde Hristiyan Demokratların oy kaybetme olasılığı çok yüksek. Almanya'da bir ciddi popülist dalga da var. Dolayısıyla Merkel da Türkiye konusunda zorlanıyor. Çünkü Türkiye'ye muhtaç. Ana parametrelerde bu göçmen meselesi nedeniyle Erdoğan'la ilişkilerini iyi tutmak zorunda. Dolayısıyla Türkiye'nin
yani şu referandum döneminde gelip Almanya'da eskiden olduğu gibi, yani 2007'de, 2010'da, daha önceki seçim dönemlerinde geldiği zamanlarda gelip propaganda yapması Merkel'i biraz zorluyor. Çünkü Türkiye'de bir otoriter gidişat var. Yani önemli Alman gazetelerinin yazarları, neydi adı, temsilcileri Türkiye'de hapse giriyorlar. Türkiye'de gazetecilerin durumu ortada. Merkel'in Erdoğan'a bu kadar yakın olması hem sağda hem solda eleştiriliyor. Ve dolayısıyla yani Tayyip Erdoğan'ın veya bakanların gelip konuşma yapmaları Alman basınında özellikle söyledikleri şeyler rahatsız edici bulunuyor. Çünkü Türkiye'deki otoriter gidişata, düşünce özgürlüğünün olmadığı bir gidişata bir bakıma Almanya'daki demokrasiyi kullanarak zemin yaratma durumu ortaya çıkıyor. Fakat Alman kanunlarına göre tabii buna tam olarak engel olamıyorlar. Dolayısıyla yerel yönetimlere topu atıyorlar. Yerel yönetimler de bu bakanların konuşacakları yerlerde mesela işte çok fazla insan geldiğinde yangın çıkarsa yangın koridoru olmayabilir. İşte yok teknik nedenlerle bunu yapamıyoruz diyerek o konuşmaları kapattığında bu sefer Tayyip Erdoğan'ın o bildiğimiz üslubuyla Amerika Almanya Nazi dönemindeki politikaları uyguluyor gibi bir çıkış yaptığında olay bu sefer çok daha büyüyor ve ciddi bir kriz dönem havasına giriyor ve Dışişleri Bakanı seviyesinde, Büyükelçiler seviyesinde nota verilen son derece sert konuşmalar yapıldığı bir ortama giriyor. Bu sadece Almanya ile sorun yaratmıyor. Hollanda'da da seçim dönemindeler. Hollanda'da da popülist sağ oy topluyor. Avusturya'da zaten çok ciddi bir anti-İslamik ve anti-Türk bir hava var. Hükümette de var. Dolayısıyla bu mesele sadece konjonktürel değil. Türkiye'nin otoriter gidişatına Avrupa'daki popüler ve İslamofobik hava ile beraber baktığında yapısal bir boyutu da var bu meselenin. Macaristan parlamentosu ülkedeki sığınmacıların doğrudan gözaltına alıp kamplara sevk edilmesine olanak tanıyan yasa tasarısını kabul etti. Yasaya göre mülteciler iltica başvuruları sonuçlanıncaya kadar kamplardan dışarı çıkamayacaklar. Bugün onaylanan yasaya göre sığınmacılar için ülkenin güneyindeki sınır bölgelerine konteyner kamplar kurulacak. Macaristan'a gelen mülteciler artık doğrudan bu kamplara götürülecek. Ülkeye daha önce giriş yapmış bütün sığınmacılar da başvuruları sonuçlanıncaya kadar bu kamplara yerleştirilecek. Ülkeden çıkmalarına da izin verilmeyecek. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin göçmenlerin kuşatması altında bulunduğunu söylerken, göç terörizmin Truva adıdır. Buraya gelen insanlar bizim kültür ve geleneklerimize göre değil, kendi kültürlerine göre yaşamak istiyor. Göç dalgası şimdilik yavaşladı ama bitmedi. Yeni bir göç dalgasından önce savunma hattımızı güçlendirecek zaman kazandık, dedi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği uygulamanın derin endişe uyandırdığını belirtti. Bu yasa Macaristan'ın AB müktesebatı ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine aykırıdır. Zaten büyük acılar çekmiş olan kadınlar, çocuklar ve erkekler üzerinde korkunç psikolojik ve fiziksel etkiler bırakacaktır. Güneydoğu'da referandum sürecini Harun Ercan, arkadaşımız Fırat Fıstı anlattı. Bu yerlerde iki tane sorun var. Bir tanesi insanlarda kendiliğinden oluşan, yani hayatı tamamen değişmiş, göç etmek zorunda kalmış, işini, evini kaybetmiş. Onlar için referandumun kendisi karşılaştıkları ve baş etmek zorunda oldukları büyük sorunları düşündüğümüzde çok temel bir gündem maddesi olmayabiliyor. Bu bir sebep. Yani boykotu kendiliğinden dillendirilmesi, kendi siyasi dilini üretmesi aslında yıkımlar üzerinden ve yıkımlardan etkilenen insanların üzerinden başladı. Çünkü tam sayıyı söyleyelim, 400 bin insan bu süreçte yerinden edildi. Yani bu kent çatışma bölgelerinden ayrılmak zorunda kaldı. 200 bin insanın şu anda evi yok. Yani hiçbir şekilde başka bir yere taşınmak zorunda kaldılar. Çevredeki illere genellikle veya ilçelere. Bu aslında boykotun en fazla dillendirildiği, yani Cizre, Şırnak, Diyarbakır bu gibi ya Mardin'in ilçeleri kuşkusuz buralarda boykot çok dillendirdi. Ama şöyle bir şey var söz tabii ki. Yani bu insanlar bir yandan da yani 1,5 ay önce bunu çok ciddi bir şekilde dillendirdilerdi. Zamanla aslında Türkiye'de hani ve Kürt bölgesinde yavaş yavaş referandum atmosferine girmeye başlayınca bu sesler daha da azaldı.
Ama şunu söyleyebiliriz, hala yani onu ölçemiyoruz. Şundan dolayı anketlerle de ölçmek mümkün değil. Örneğin Şırnak'tan çıkan insanların bir kısmı İstanbul'a gittiler, bir kısmı Diyarbakır'a geldiler, bir kısmı Mardin'e gittiler. Yani bu insanlarla anket yapmak isteseniz bile ulaşabileceğiniz boykot tavırlarını tam olarak görmenizin aslında bilimsel anlamda imkanları çok kısıtlı. O yüzden orası bir sürpriz çıkarabilir. Hani hem AKP için hayır anlamda sürpriz çıkarabilir, hem de diğer taraftan yani HDP için de boykot anlamında, boykot oranlarını artırma anlamında sürpriz çıkarabilir. Bunu tam olarak bilmiyoruz. Gerçekten emin değiliz. Ama şunu söyleyebiliriz. Kuşkusuz bu insanlar öfkeliler ve hani hayır oyu vermek ve esas sorumlu olarak bu süreçten büyük bir çoğunluğu, hepsi değil elbette, büyük bir çoğunluğu hükümet politikalarını sorumlu görüyorlar. Yani çözüm sürecini bozanın Kürt hareketi değil aslında devlet olduğunu düşünüyorlar. AKP iktidarı olduğunu düşünüyorlar. O yüzden öfkelerini yansıtmak ve başlarına gelenlerin bir nevi hesabını sormak için hayıra kaymaları her zaman WikiLeaks, CIA'ya karşı en büyük ifşasına başladığını duyurdu ve kurum ile ilgili olduğunu iddia ettiği 8761 belgeyi yayımladı. Bunlar arasında en dikkat çeken iddialar ortam dinlemeleriyle ilgili olanlar. WikiLeaks'in iddiasına göre CIA akıllı televizyon ve telefonlar sayesinde ortam dinlemesi yapabiliyor. Vault 7 ismi verilen belgelerde CIA'nin geliştirdiği yazılımlarla akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve internete bağlanan televizyonları sızdığı öne sürülüyor. Zaman içerisinde yayınlanacak milyonlarca belgede CIA'nin siber saldırı kabiliyetlerini casusluk için nasıl kullandığının ortaya çıkacağı belirtiliyor. Üstelik sızdırılan belgeler CIA'nin üst seviyede korunan bir biriminden. Belgelerde Windows, Android, iOS, OS X ve Linux tipi bilgisayarlarla internet sağlayıcılara sızmaya başaran yazılımların geliştirildiği ifade ediliyor. WikiLeaks'e göre CIA ve müttefiki istihbarat servisleri, Signal, WhatsApp ve Telegram gibi haberleşme programlarına sızmayı başarmış. Yayınlanan belgelerin birçoğu CIA'nin tehlike olabilecek ve hangi alanlarda kullanacağı bilinmeyen yöntemler üzerinde çalıştığını gösteriyor. Örneğin dosyalardan bir tanesi CIA'nin arabaları ve minibüsleri hackleyerek uzaktan kontrol etmenin yollarını aradığını ortaya koyuyor. WikiLeaks kanıtlanmamış bu spekülasyonla ilgili böyle bir durum CIA'nin neredeyse tespit edilemez suikastlar gerçekleştirmesini sağlayabilir notunu düşüyor. CIA'nin akıllı televizyonları sızmak için İngiliz istihbarat servisiyle birlikte çalıştığı da iddialar arasında. CIA sözcüsü ise belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna yönelik bir yorumda bulunmayacaklarını söyledi. İngiltere'de elektronik dinleme ve izlemeden sorumlu istihbarat kurumu GCHQ ise açıklama yapmaktan kaçınırken İngiltere İçişleri Bakanlığı da herhangi bir yorum yapmadı. Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun sırlarını ifşa eden eski istihbarat görevlisi Edward Snowden ise Twitter'dan açıklamada hala belgeler üzerinde çalıştığını, ancak program ve ofis isimleriyle şifrelenme sistemlerinin belgelerinin gerçek olduğuna yönelik bir işaret olduğunu belirtti. TÜİK açıkladığı verilere göre Ocak ayında sanayi üretimi aylık bazda %1,3, yıllık bazda %2,6 artarak beklentilerin üzerinde geldi. Dün akşam Ekonomi Sohbetleri programında ekonomideki son gelişmeleri şöyle değerlendirdiler. O yüzden de bankacılar bu mektubu aldığında bir dakika, acaba Merkez Bankası son günlerde 10.60'ın üstüne çıkarttığı fonlama faizini 11'e dayamak için, ki en nihai olabilecek faiz seviyesi mevcut haliyle, o 11'e kadar dayamak için yapmış olabilir. Bir, hemen izleyici sorusuna da bir cümle cevap verip topu sizlere bırakayım. 16 Mart'ta Merkez Bankası ne yapar? Merkez Bankası bu enflasyon görünümüyle ki bayağı kötüleşen bir enflasyon görünümünden bahsediyoruz. Artık 11-12'ler, hatta Mayıs'ta muhtemelen 12 radarımıza girmiş oldu maalesef. Dolayısıyla Merkez Bankası daha sıkılaştırmak zorunda kalabilir. O geç likitte penceresini, politika faizini değil ama geç likitte penceresini 12'lere belki 13'lere taşımak durumunda kalacak. Dolayısıyla biz önümüzdeki dönemde muhtemelen daha sıkı para politikasıyla karşılaşma olanağına sahibiz. Böyle olunca da kur bir miktar aşağı hareketi yaptı diyeyim. Hemen topu sizlere atayım uzatmadan. Valla şöyle bir şey, bu Merkez Bankası'nın bu önlemini ben hani eski bir fon yöneticisi olarak diyeyim. Evet, biraz elini rahatlatma adına veya hani esnekliğini arttırma adına atılmış bir adım olarak görüyorum ama ben işin pozitif tarafından bu sefer bakma taraftarıyım. Sebebi de
bu bankaların yaşadıkları sıkıntıları bir parça bertaraf etmeye yönelik bir adım. Evet, dediğin doğru. Ben bu işin 11'e dayanacağını ama o 11'in de yeteceğini düşünmeyen taraftayım. Özellikle de önümüzdeki hafta Fed var. Fed'i de konuşacağız biraz sonra ama Fed'den sonra bizim Merkez Bankası'nın toplantısı var. Orada ben ısrarla bu geç dikitte penceresinin olduğu yerde kalması gerektiğini, onun belki gene cezai bir faizle yukarı gitmesi gerektiğini ama makul ve mantıklı bir politikaya geri dönülmesi gerektiğini savunan birisiyim. Keşke. Bu atılmış olan adım henüz daha bu politikadan vazgeçilmeyeceği, geç dikitte penceresinin politika aracı olarak kullanılmaya devam edeceğini söylüyor bana. Ben bu tarafta doğrusunu isterseniz bu enstrümanın adı üstünde olan kısmının ya fonksiyonu gereği olduğu gibi kullanılmaya devam etmesi, yani 13-15 gibi garip bir faizde yukarıda bir yerde cezai niteliğini koruması gerektiğini, ya da gelin bu işin madem bunu biz politika faiz aracı olarak kullanıyoruz, bunun adını değiştirelim. Geç likidite penceresi veya vesaire değil, Merkez Bankası üst fonlama faizini buraya çekelim, bir şey yapalım ya da adını başka bir şekilde kullanalım, diğer faizleri de ortadan kaldıralım diye düşünüyorum. İngiliz kadınların topuklu ayakkabı mücadelesi parlamentoya taşındı. Londra'da bir muhasebe şirketinin resepsiyonunda çalışan Nicola Thorpe, topuklu ayakkabı giymeyi reddettiği için evine yollanmıştı. Bunun üzerine İngiliz parlamentosunun internet sayfasındaki online dilekçe sisteminde imza kampanyası başlattı. İş yerinde yüksek topuklu ayakkabı giyme zorunluluğunun yasaklanması talebine 2 günde 120 binden fazla kişi destek verdi. Thorpe'un yaşadığı olaydan 2 yıl sonra pazartesi günü talebi parlamentoya taşındı. Britanya'nın 2010 eşitlik yasası, iş yerinde cinsiyet, yaş ve cinsel yönelime ilişkin yapılan ayrımcılığın önüne geçen yaptırımlar içeriyor. Ancak İşçi Partisi parlamento üyesi ve dilekçe komitesi sorumlusu Helen Jones, yasanın güncellenmesi gerektiğini söylüyor. Britanyalı kadınların hala daha 1850'lerden kalma çifte standartlarla çalıştığını vurguluyor. Thorpe'un girişiminden sonra çok sayıda kadın, ayakları ağrıyana, yürüyemez hale gelinceye kadar topuklu ayakkabı giymeye zorlandıklarını ifade etti. Kovulduğu firma, dilekçe tartışma yaratınca kıyafet kurallarını değiştirdiğini ve kadın çalışanların artık düz ayakkabı giyebileceklerini açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta Barcelona'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde öne çıkan yeni cep telefonlarını getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Sony XZ Premium, kongrede en çok ilgi çeken ürünlerden biri oldu. XZ Premium, bir önceki sürüm gibi suya ve toza dayanıklı. Cihaz, 1,5 metre derinlikte 30 dakika boyunca kalabiliyor. 5,5 inç boyutlu ekranda HDR destekli 4K çözünürlük sunan telefon, OmniBalance ve X-Reality teknolojileri de kullanıyor. BlackBerry K1, nihayet resmi olarak tanıtıldı. QWERTY klavyeli akıllı telefon, bugüne kadar şirketin ürettiği en uzun süre dayanabilecek pile sahip. BlackBerry klasiği olan QWERTY klavyesiyle dikkat çeken cihaz, Space tuşunda parmak izi sensörü taşıyor. Klavyedeki farklı tuşlara farklı işlevler de atanabiliyor. Cihazda özelleştirilmiş haliyle daha güvenli işletim sistemi, işlemciye eklenen güvenlik anahtarları ve ön yüklü Detect güvenlik uygulaması yer alıyor. 4,5 inç boyutlu ekranda 1620x1080 çözünürlük sunan cihaz, gücünü Snapdragon 625 işlemcisinden alıyor. LG6, metal kasayla birlikte mistik beyaz, astro siyah ve buz platinum renk seçenekleriyle sunuluyor. Çıkarılabilir batarya kullanmayan LG6, 30 dakika boyunca 1,5 metre su altında kalabiliyor ve toza da dayanıklı. Arka tarafta çift kamera ve ortada çift LED flash yer alırken kameranın altında parmak izi sensörü var. 5.7 inç boyutlu QHD Plus Full Vision 2880x1440 ekrana sahip LG G6 16.9 yerine 18.9 görüntü formatını kullanıyor. Xperia XA1 Ultra 6 inç 1080p ekrana sahip. Sony cihazın hafif olmasını hedeflemiş ve Xperia XA1 Ultra Xperia XZ Premium'dan biraz daha hafif, 188 gram. Xperia Ultra, bir önceki sürümü gibi OIS ön kameraya sahip tek akıllı telefon. Cihazda 1/2.6'lık 16 megapiksel ön kamera, otofokus ve LED flash mevcut. Xperia XA1 Ultra arka kameradaysa 1/2.3'lük 23 megapiksellik sensör kullanılıyor.
F2 diyafram açıklığı olan ana kamerada OIS desteği yok ama steady shot teknolojisi var. Aslında Nokia 6, MWC 2010 yılından önce Çin'e özel olarak duyurulmuştu. Çin'de satış rekorları kıran cihaz, global olarak Mobil Dünya Kongresi'nde tekrar tanıtıldı. 6000 serisi alüminyum kullanan yekpare kasayla gelen telefonda 5.5 inç boyutlu 1080p Full HD ekran yer alıyor. Gücünü Snapdragon 430 işlemcisinden alan telefonda bu işlemcinin yanı sıra Adreno 505, 3 GB veya 4 GB RAM, 32 GB veya 64 GB dairi depolama yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun rövanş maçları bu akşam iki karşılaşmayla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun rövanş maçlarının ikisi dün gece oynandı. Londra'daki Emirates Stadı'nda İngiliz ekibi Arsenal, Alman rakibi Bayern Münih'e ilk maçtaki gibi aynı skorla 5-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Gecenin diğer maçındaysa son şampiyon, İspanyol devi Real Madrid, kendi evinde 3-1 yendiği İtalyan temsilcisi Napoli'yi yine aynı skorla geçerek çeyrek finale yükseldi. Son 16 turunun rövanşlarına bugün de iki müsabakayla devam edilecek. Gecenin merakla beklenen maçında Barcelona ve Paris Saint-Germain kozlarını Nou Camp stadında paylaşacak. İlk maçı Paris'te 4-0'lık skorla kaybeden Barcelona büyük bir mucize imza atmaya çalışacak. Ev sahibi ekipte Alex Vidal ve Matheus'un sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği maçta Türk kökenli Alman hakem Deniz Aytekin düdük çalacak. Gecenin diğer maçındaysa Alman ekibi Borussia Dortmund ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk edecek. Dortmund ekibinde Roos, Rode, Götze ve Bender sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. Benfica'nın tek eksiği ise sakatlığı bulunan Feja. Mücadeleyi İngiliz hakem Martin Atkinson yönetecek. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Güne bakışın sonuna geldik. Sırada Sedat Pişirici yönetiminde açık oturum var. Açık oturumun konukları Binnaz Toprak ve Yüksel Taşkın. Saat 21.30'da ise Göz Kararı'nı izleyebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.